Şimdi efendim, bizim saray, klasik müzik dediğimiz saray müziğisi İran'dan gelmektedir. Daha doğrusu Azerbaycan'dan gelmektedir. Büyük üstad, Timur devrinde yaşanmış Abdülkadir Meragi'dir. Üstad, onun kitapları var, çok yakından biliyor. Abdülkadir Meragi'nin, yani eski Yunan'dan beri gelen klasik İslam müziğinin üstadıdır o. Eserleri de var, onun teorilerini de yazmış. Abdülkadir Meragi'nin oğlu Osmanlılar. Bu yüksek müziği, yüksek şiirden o zaman bir haber. Yani fakat Murat zamanında, özellikle Murat zamanında bu yüksek müziği almak saraya, Osmanlı sarayına almak için çok ahişkar, çok istekli bunlar. Ve daha sonra Abdülkadir Meragi'nin oğlu Abdülaziz bizi celbediyorlar İstanbul'a. Ondan beraber başka müzik şinaslar da geliyor. Ve bu yüksek klasik müziğin teorisini daha 2. Murat zamanında Şükrullah Çelebi diye bir, aynı zamanda tarihçidir. 15. yüzyılda. Evet. O siz neşediyorsunuz. Çıktı mı o kitap? Çıkmak üzere. Evet. Çıkmak üzere. Şimdi, geçen pazar teslim ettik kitabı hocam. Öyle mi? Çok güzel. Orada işte üstad onu ortaya çıkardı. Edvar. Evet efendim. İlk Türkçe Edvar. İlk Türkçe. Yani bu klasik müziğin nazariyelerini efendim. Fakat bunun asıl büyük üstadı Abdülkadir Meragi'dir. Hocam sözünüzü kestim. Bu belediye kütüphanesindeki O71 galiba bir şey vardır. Bu ödemeler, sanatkarlara böyle. İnam defteri. Evet. Orada Abdülkadir Meragi'nin oğluna ve torunlarına yapılan ödemeler var. Ödemeler ya. Ve evet, mukayese edince bir hayli yüksek meblağ. Tabii. Bayezid zamanında bile ödenmiş. Tabii. İkinci Bayezid zamanında. Ben Azeri dostlarımızın kulağı çınlasın, bize yüksek şiir Nizami'den gelmedir. Yüksek musiki Azerbaycan'dan gelmedir. Onlar da İran'dan tabii alıyorlar. Yani onlar Türkçe konuştukları, Türk oldukları için Osmanlı huduttaki bu yani ilim şeyden, sanattan filan bir haber, gazilere bu yüksek musiki, yüksek edebiyatı onlar Azeriler vasıtasıyla almışlardır. Bu gerçektir. Siz hocam bunları yazdınız değil mi? Yazdım ve Hasbahçe'de yazdım, evet. Bu arada hocam az önce ne yazık ki bugüne dek basılmamıştır dediğiniz Tevarih-i Ali Selçuk adlı kitabın özgün kopyası bir yıl önce Topkapı Müzesi'nde alarak bilimsel yayın haline getirdim. Çevirisini yaptım. 3 ay sonra yayınlanmış olacak diyor Cengiz Özakıncı. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok Cengiz lüzumlu. Özakıncı. Evet. Çok lüzumlu. Çok. Telefon numarasını vermişim. Üstüden vereyim. Çok. Çok. Geç de olsa nihayet demek yapılmış bu. Elimize geçecek. Çok önemli. Ama onun niçin yazıldığını da acaba biliyor mu? Neyse, kitap çıksın da. Efendim, şunun için. Biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'nın menşei belli değildir. Yani bir kabileden, kendileri de söylüyorlar, bir aşiretten falan türeme. Fakat Timur, biliyorsunuz Cengiz Hanedanı'ndan, kendi atalarından birisi evli olduğu için kendini küregen, yani damat. Cengiz Hanedanı'nın damadı sayılır. Ve onun bütün siyasi şeyleri, faaliyetleri İlhanlı devletini, yani Moğol devletini Yakın Doğu'da ihya etmektir. Timur'un şeyi budur, siyasi.
Anadolu üzerinde hak, çünkü İlhanlılar biliyorsunuz Anadolu'ya hakimdi. Şimdi aynı şeyi Osmanlılara karşı, Osmanlılar kudretli bir devlet olduktan sonra Osmanlılar bu Cengiz Hanedanı, Timur Hanedanı ile, çünkü Şahruh, Timur'un oğlu, 2. Murad'ı küçük gördü, tehdit etti. Hatta ona bir hilat gönderdi, bir tabiyet, bağımlılık sembolü olarak. Bu hilatı giy dedi ve giydi 2. Murad. Korktu çünkü Şahruh Doğu Anadolu'ya gelmişti ordusuyla. O sebepten şimdi o zaman Osmanlılar, o oldukça kudretli bir devlet sahibi, dediler yani biz kendi neslimizi şey edelim, yani yüceltelim. Onun için Yazıcızade sarayla ilişiği olan çok önemli bir ailedir bu Yazıcızadeler. Efendim, Envarlı Aşıkkine de onun şeyi, kardeşi yazmıştır. Ve Yazıcızade o Ali, Tevari-i Ali Selçuk'unda Osmanlıları Oğuz Han'ın büyük oğlu Günhan'ın, efendim Günhan'ın soyundan getiriyor. Onun oğlu da Kayı'dır Günhan'ın. Yani Oğuz Han, Günhan, onun oğlu Kayı. Osmanlı'yı Kayı kabilesine bağlayarak büyük yani. Oğuz Han'ın neslinden geldiğini Osmanlılar ispat etmek istediler. Ve bunu Yazıcızade Ali, ancak 2. Murat zamanında bu. 2. Murat zamanında ve siyasi bir rekabet neticesi kendilerine. Bu Kayı nazariyesi tamamen masaldır. Ve siyasi bir maksatla yapılmıştır. Bunu da bu fakir yazdı. Fakat okumuyorlar. Başka. Efendim okuduk. Okuduk hocam. Okuduk, burada da gıyabınızda bu konudan bahsettik daha önce. Estağfurullah. Hocam, bu Hasbahçe'yi şey yaparsak, Hasbahçe'de Ayşut Arap yeni eseriniz. Neyse, bu kadar sene sonra artık edebiyat, musiki, sanat yazıyorsunuz. Şimdi aziz dostum Murat Bey, ben bir ekonomi tarihi çıkardım biliyorsunuz. Evet. İngilizce olarak İngiltere'den bahsediyorum. O Cambridge'den açtı değil mi o? An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Evet, iki cilt. Türkçe'de yayınlandı ama. Arapça'ya tercüme ettiler. Lehliler satın aldı tercüme. Yunanlar tercüme ettiler şimdi. O klasik bir kitap. Türkçe'de tercüme aldı. Evet. Fakat Osmanlı'nın kültür hayatı, işte hocam Abdülbaki Gölpınar'ın Tilbiziyim ben. Tabii kültür tarafını da biliyorum. Şair ve patronu yazdım. Şimdi bunu müsaade eder misiniz? Faaliyetim. Şu kitabı müsaade eder misiniz bir şey? Lütfen. Bir söz söyleyeyim. Lütfen. Şimdi bu hocanın Şair ve Patron efendim 2003 yılında çıktı. Bu sahadaki tek kitaptır. Yani patronaj meselesi, himaye, sanatçıyı, şairi himaye meselesi ve özellikle Fuzuli temelinde. Ve bu kitap çıkınca edebiyat dünyasında kıyamet koptu bizde. Çünkü birçok alışılmış, yani birçok tabuyu yıkıyordu. Ve mesela bugüne kadar hiçbir edebiyat tarihçisi Fuzuli'nin Fasra Divanı'nı okumamış. Yani işte selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar diyor Fuzuli. Osmanlı Sarayı niye buna yüz vermiyor? Biz bu kitabı okuyunca anladık. Çünkü daha önce Safevilere şey yapmış, Osmanlı'ya laf etmiş. Ve divan şiirinin, divan edebiyatının büyük bir patronaj sayesinde ayakta durduğu gibi çok önemli bir teşhis vardı kitapta. Ben her tarafını, yani notlar içerisinde bendeki şeyler. Zaten patronaj olmadan sanat olmaz. Tabii olmuyor ki. Hele fakat o zaman. Bu kıyamet koptu. Şimdi efendim bir kitap meşrediyorsunuz, telif hakkı alıyorsunuz, kesiliyor. O zaman böyle bir şey yok. Yok. Evet. Ancak sizi anlayan bir hami bulduğunuz zaman o size bir kese altını veriyor. Ondan geçiniyorsunuz. Hocam bugün de öyle değil mi? Yani bir sanatçının çıkması için başta birinin, yani sonra tamam kendi kendini geçiniyor ama başta birinin ona sahip çıkması. Patronaj.
İtalya'da da İtalya'da böyle. Medici'ler işte. Olmasa değil Rönesans mi? Budur. Rönesans'ın temelinde o var zaten. Ay şunu bütün şöyle o bugün hayran olduğumuz İtalyan sanatının temelinde bu var. Medici. Üç tane ayrı. Tabii. Medici. Yani son 60 sene içerisinde efendim evet. Bilmiyorum ne dersiniz. İki kitap edebiyat dünyasında kıyameti kopartmıştı. Biri şu divan edebiyatı beyanındadır. Tabii. Abdülbaki Hoca'nın. Hocamızın. Evet. Hocamızın evet. Arkasından bu kitap. Evet. Ve inşallah günün birinde edebiyat tarihçilerimiz bu mantıkla, görüş açısıyla edebiyatı yorumlamaya başlarlar. Yani işte edebiyatın bir sosyal hadise olduğunu, toplumun bütünü içinde onunla sıkı ilişki halinde teşekkür ettiğini ancak yani sosyolojik bir konudur edebi hayat. Tabii. Toplum tabii. içinde yani belli onun üslubu, zenginliği, gelişmesi, toplumun ona gösterdiği, verdiği kıymetle yükselir yahut alçalır. Zamanımızda bilmiyorum alçalma halinde mi yükselme halinde mi? Onu düşünmek lazım. Fena değil galiba hocam. Evet. Öyle mi? Sizce? Ama ne kadarı kalacak sizce? İleriye? Yani patronaj onun için yani mutlaka sanatı da himaye eden, onu anlayan, teşvik eden. Sonraları biliyorsunuz ikinci Murat maaş bağlamıştı şairlere biliyorsunuz. Evet. Aylık bağlamıştı. Üstten paşa kaldırdı onu evet, sonra. Evet yazıyorsunuz. Buradan öğrendik. evet. Patronaj. Fuzuli maalesef bir patron bulamadı. Ve onun için de çok acı. Onun şiirlerindeki acılığın bir sebebi bu patronu bulamamasıdır. Yani tamamen psikolojik bir şey değil mi? Ama adından kaynaklanmış olabilir hocam. Tabii. Ona para vermeyiniz Fuzuli'dir demiş olabilirler yani. O da mütevazi bir adam. Büyük bir insan. Büyük. Ruh itibariyle. Biliyor musunuz onun asıl şey hizmeti neydi? Kerbela'daki türbelerin şeyiydi, bakıcısıydı. Vaktiyle yani Osmanlı olmadan önce İran'dan gelen hacılara, Kerbela'ya gelenlere meşhur Hatikati Suada sonra Türkçe olarak şeydi. Onlara bu hikayeyi anlatırdı. Kerbela vakasını Farsça anlatırdı. Sonradan Osmanlı hizmetine girince Hatikati Suada'yı yazdı. Ben bir Cem ayininde bulundum. Hatikati Suada'dan parçalar okurlar. Hala. Hala. Elmalı'da ben o şey köyüne gittim. Orada o ayinde gördüm. O hakikaten çok şeydir. Bir köşede biliyorsunuz hanendeler, sazlar şeyler. Ve son şeyin faslında şeyin ayinin ağlamalar. Hadikati Söyda'dan okurlar. Ağlamalar başlar efendim.